Ankara Kızılay Meydanı'ndaki son durumu alalım. CNN Türk muhabiri Kenan Şener bir kez daha o son bilgileri aktarmak için bizleri bekliyor. Kenan, geçtiğimiz dakikalar içinde de yeni müdahaleler olduğu bilgisi de ulaşmıştı. Son durumu senden dinleyelim. Saat 14'teki bilgi aktarımın bağlantı sırasında da yine bir müdahalenin haberini sen vermiştin. Dinliyoruz. O saatte başlayan müdahaleler aralıksız devam ediyor Sayın Nur Tezel. Yeni bir müdahale değil, durmaksızın süren bir müdahale söz konusu Kızılay'da. Çünkü kalabalıklar dağılmamakta ısrarcı, polis de onları bir araya getirmemekte. İşte bu nedenle Akrep adı verilen zırhlı araçlarla polis hem kaldırımlarda hem refüjlerde dolaşarak toplanan her küçük kalabalığa gaz bombalarıyla müdahale ediyor. Onların dağılmasını sağlamaya çalışıyor. Ama burada toplanan vatandaşlar da panzerlerin ve akreplerin önüne geçerek onların hareket etmesini önlemeye çalışıyor. Onlara protesto gösterisinde bulunuyor. Yoldan geçenler, işine gidip gelen vatandaşlar ve şu anda akmakta olan trafikte bulunanlar. Akmakta olan trafikte bulunanlar çünkü onlar da etkilendiler biber gazından. Bazı araçlara da isabet etti. Taksi şoförlerinin zarar gördüğünü gördük. Trafiğin akmasını sağlamak istiyor polis. Çünkü trafik akmadığı zaman caddenin daha da kalabalıklaşmasından endişe ediliyor. Şu anda kameraman arkadaşım Barış Tan'ın gösterdiği istikamet Kurtuluş yönü. O yönden de büyük bir kalabalık geldi. Birkaç kez geldi ve birkaç kez püskürtüldü. O yöndeki çatışmada devam ediyor. Şu anda akrep araçları ve toma araçlarıyla polis bu noktaya yaya olarak çevik kuvvet ekibini de getirdi. Yaya olarak gelen çevik kuvvet ekibinin arkasında polise kalkan eller kırılsın diye slogan atan bir grup toplandı. Şu anda Kızılay Meydanı'nda sadece o grubun toplanmasına izin var. Toma'nın tazyikli suyla müdahalesi devam ediyor. Aslında ilerleyen saatler için Ankara'da bir eylem çağrısı vardı. Ama öyle görünüyor ki o eylem çağrısı Kızılay Meydanı'nda en azından yerini bulamayacak. Ama hem Maltepe yönünde, hem Sığıye yönünde, hem de Kurtuluş yönünde. Yani Kızılay Meydanı'na bağlanan 3 ayrı bölümden de gelen kalabalıklar var. Polisin de akrep araçlarıyla gaz bombası, gaz fişekleri ve ses fişekleri attığını görüyoruz. Arka tarafta Maltepe yönünde çatışma hala devam ediyor. Orada toplanan liseli bir grup vardı. İlk müdahale onlara gerçekleşti. Onun ardından kalabalığın sayısı iyiden iyiye arttı. Şunu belirtmek gerekir. Buradaki kalabalığı kontrol altına alabilmek için polisin yoğun çaba sarf ettiği gözden kaçmıyor. Ama o yoğun çabayı sarf ederken basın mensuplarının da bilinçli ya da bilinçli olarak hedef alındığını maalesef gördük, buna şahit olduk. Buradaki bazı elektrik direklerini siper olarak kullanmak zorunda olan meslektaşlarımız oldu. Açıkçası Kızılay'da bugün görev yapmakta, yürümekte, işe gidip gelmekte çok zor. İlerleyen saatler neler gösterecek, izleyip aktarmaya devam edeceğiz.